Merhaba. Ben Gökhan Marım. Sancılardan doğan iyi olma süreci. Öncelikle 2023 seçim sonuçlarına dayanarak başlamak istiyorum. Biliyorsunuz 52'ye 48 bir sonuç çıktı. Biz demokrasiye inanan insanlarız. O yüzden artık Erdoğan karşıtlığı üzerinden siyaset yapmayı bırakacağız. Çünkü bir sonuç vermiyor. Eleştireceğiz ama asla hakaret etmeyeceğiz. Niye nasıl yapacağımıza maddelerle açıklama getireceğim. Artık Erdoğan karşıtlığı üzerinden hakaretvari bir siyaset yapmayacağız. Kendimizi bir karşıtlık üzerinden tanımlamayacağız. Bu karşıtlık siyasetini bir kenara bırakacağız. Demokrasiye inancımız tamdır. Çünkü sandık sonuçları budur. Biz de buna saygılıyız. Kim ne derse desin, asla ama asla hakaret diline geçmeden, eleştirilerimizi yapacağız ve artık bununla vakit kaybetmek istemiyoruz. Kaybedecek zamanımızın olmadığını yazışmalarımızda görüyorum, haklısınız. Şimdi söyleyeceklerimi Gürsel Tekin'in açıklamasına dayanarak söylüyorum. Sosyal yardım başvuruları %58'e çıkmış durumda. Yani her iki kişiden birinin parası, yardım başlığı adı altında bir diğerine gitmektedir. Peki, bunu nasıl yapıyorlar? Bir arabaya 3 araba parası vererek bizden alıyorlar. Sigara içen birinin 100 lirasının 82 lirasını alarak yapıyorlar. Alkol ve sigaradan alınan vergi oranı toplam vergilerin net yüzde 45'i kadar. Tek tek bizden alınan vergilerle yapılıyor. Örnek vermek gerekirse ülkenin yarısından aldıkları vergi ile diğer yarısına kaynak sağlayarak bu sistemi ayakta tuttuklarını söylemek mümkün. Siyaset bilimci Şebnem Gümüşçü'nün sözleriyle anlatmak gerekirse, sağ çalışmalarında anladıkları Erdoğan ile seçmen arasında farklı şekillerde oluşmuş bir duygusal bağ var. O duygusal bağın sebebi sosyal yardımlar oluyor. Çok zor anlarımda Erdoğan'ın verdiği desteğin ciddi bir vefa borcuna dönüştüğüne şahit oluyoruz. En kötü zamanımda Erdoğan yanımdaydı, beni hiç kimseye muhtaç etmedi. Ben de onu asla yalnız bırakmayacağım yanıtını alıyoruz enflasyonun iki hanelere çıktığı tarihten bu yana size şöyle bir resim çizmek istiyorum. Aranızda toplanan vergilerin resmi devlet çalışanları için harcandığını söyleyenler oluyor olabilir. Enflasyon aynı zamanda bir vergi toplama aracıdır, bu yolla toplanan kaynaklar ve sorgulanamaz harcamalar için kullanmış olmaları mümkün. Bu yardımı alan, kısa süreliğine mutlu olmuş olabilir. Bu işin aslı, bunun sürdürülemez olmasıdır. Olmayan bir kaynak olan enflasyonla kısaca 5000 lira yardım alan birinin aldığı rakamın bu enflasyon oranıyla onun cebinden tekrar alınması sonucunu doğurur. Yani aslında kazan kazan bir durum yoktur.